ne kazandırıyor Zehra'ya? Zehra'yı tebrik ederim. Gerçekten formata uygun ödevleri veriyor. Ben hiç düzeltmeme gerek kalmıyor. Diğer arkadaşlar da bildikleri formata devam ediyorlar. Her hafta UBS'ye örnek format yüklüyorum ama örnek formata bakmıyorlar. Kendileri zaten bir örnek olarak aynı şekilde devam ediyorlar. Tabii ki bu profesyonel hayatınızı sizi çok olumsuz etkileyebilir. İstenen formata özgün ya da uyarlı şekilde bir hazırlığınız yoksa oradan zaten kaybedersiniz. Yani bu uyumsuz kişi denir. Yani uyumsuz. Yani format nedir? Bakmıyor. Formata uygun yapıyor muyum? Yapmıyor muyum? Diye dikkate almıyor. Ya da takmıyor. Yani anlamıyla takmıyor anlamına gelebilir. Tabii ki bu nedenle de dikkat etmenizi özellikle şey yaparım. Evet, tek formata uygun Zehra'nın herhalde Microsoft PowerPoint'i iyi biliyor. Diğer arkadaşlar da aynı şekilde yani kendi formatlarını tekrar ediyorlar. Bence düzeltilmiş formata uygun olarak devam ederlerse hiç olmazsa bir gelişme gösterdiklerini gözlemlemiş olurum. Bir. İkincisi de 60 kelime. Evet, buyur Gökçe. Format derken soruyu soruş biçimimiz mi yoksa sunuyu mu kastettiniz? Format var ya, bir örnek format. Ben daha sonrasını formatı taşıyorum. Kendi dersin formatını uyarlıyorum. Mesela Zehra'nın formatı dersime uygun olduğu için kopyalayıp yapıştırıyorum. Ama sizinkini kendi formatımın içine alıyorum, vakit kaybettiriyor benim için. O nedenle de bana vakit kaybettiren şey ise de tabii ki puan kaybettir. Yani onu demek istiyorum. Neticede bu işlerde puanlama da var. Vakit kaybettirmemek için şey yapmanız lazım. Yani bu dersin özgün özel formatına göre hazırlık yapmanız lazım. Bir ikinci konuda 60 kelime. Yani bu 60 kelime tabii ki genellikle arkadaşlar hikaye edemiyorlar. Mesela işte ben size bir 60 kelimelik kolay bir soru üreteyim. İşte 14 Nisan 2022'de hiç ummadığımız bir yer olan Karadeniz bölgesinde 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de çok büyük korkulara ve endişelere neden olmuştur. O zaman bu deprem daha büyük depremlerle devam edecek mi? Bir. İkincisi, bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük Marmara depremi büyüklüğüne ulaşacak mı? Yani güzel bir hikaye. Daha sonra iki tane soru. Şimdi hikaye kısmı, comprehensive dediğimiz kısım. Tabii arkadaşlar burada zorlandığı için çok soru yazıyorlar. Yani iki soru diyorum, bakıyorum dört soru. Bazen beş soru oluyor. Ya benim için iyi oluyor. Yani öğrenci gibi çalışıyorum. Mesela bu dersi hazırlamak için herhalde bir 4-5 günü hazırlanıyorum. O sorular gerçekten değerli sorular. Ama genellikle soru sormak çok önemli. Özellikle o da başkanlığın aday olduğumda yanımda 3 dönem başkanlık yapan bir arkadaşım vardı. Dedi ki, Sayın hocam her şeyde söz almanız gerekir dedi. Muhakkak söz alın. Ancak böyle puan toplarsınız. Böyle seçimi kazanmak için sempati toplarsınız. Hiçbir şey konuşamıyorsanız bile konuşulan her konudan sonra ya da konuşulan her konuktan sonra söz alın. Teşekkür edin. Gerçekten çok önemli noktalara değindiniz. Bu değindiğiniz noktalar beni de bu konularda yeniden düşünmeye teşvik etti. Teşekkür ederim. Yani söz almak çok önemli. Akademik kariyerde söz almak çok önemli. İşte mülakat denen olaylar genelde yapılıyor. Bu nedenle de toplum önünde konuşma stresini azaltmak çok önemli. Mesela ben Kanada Albert Üniversitesi'nden geldim. Toastmaster Club'lar var. Toastmaster Club'lar. Kişiler oraya bir ayda 20 dolar verir. Haftada bir gün gider. Ne konuştuğu önemli değil. Çıkar kürsüye bir şeyler anlatır. Amaç orada toplum önünde konuşma stresini azaltmak. Benim gibi bir kişi de dinler.
Ya işte iyi konuştun, biraz göz teması kursan, biraz şöyle sağa dönsen, biraz sola dönsen, biraz yürüsen, biraz gülsen. Hani toplum önünde konuşmak çok önemli bir meziyet arkadaşlar. Tabii ki sizler toplum önünde zaten konuşuyorsunuz. O nedenle de bu beceriyi de kazanmanız, özellikle kazanamayanlara göre de ne yapabilir? Sizi bir adım öne çıkartabilir. Özellikle Twitter'da mesela fenomen olmuş doktorlar var. Çok rahat konuşanları bakıyorum, takipçileri her gün çoğalıyor yani. Mesela benim takipçim işte 1170'te kaldı. Oradan ne yukarı çıkıyor ne aşağı iniyor. Tabii toplum önünde konuşmak, bir de sosyal medyada konuşmak var. Bunlar çok ayrı şeyler. Yani sosyal medyada konuşuyor yani, resmini paylaşıyor. İşte bugün ne bileyim doktorları çok takip ediyorum özellikle. İşte bugün nöbetten çıktım diyor. Yani her bir hareketi takipçi. Takipçi demek müşteri demek değil mi? Sizler için müşteri demek. Gerçekten takipçi potansiyeli yüksek olanlar bakıyorum özel hastanelere de geçiyorlar ve kendi takipçileri aslında kendi hastaları da olmuş oluyor. O nedenle de toplum önünde konuşmak, bir iki sosyal medya yazarlığı da önemli. Onu ben fazla beceremiyorum, sosyal medya yazarlığını. Sosyal medyada paylaşım yapıyorum ama fazla da başarılı olduğumu söyleyemem. Ama toplum önünde konuşma, işte derslerimi kayda alma, derslerimi hazırlanma noktasında zaten bütün zamanım geçiyor. Evet, dersimize başladık hemen hemen. Bugünkü dersimizde neler konuşacağız? İşte depremlerin canlılara etkisi, depremler arasında tetikleme var mı? Yapılarda risk ve jeofizik direnç değişimi, deprem senaryosu ve jeofizik etki. İşte Karadeniz depremi, 94 yılındaki Northridge depremi, 71 yılındaki San Fernando depremi gibi konuları ne yapacağız? Bugün konuşacağız. Tabii ki soru soran arkadaşlarımızın soruları buradalarsa ne yapılıyor? Bu derste cevaplanıyor. İşte ben soru yolladım, ister cevapla diye soru yolladın ama burada değilsen sorunuza cevap vermiyoruz. Çünkü sen yollamış olduğun sorunun peşinde değilsin, cevabının peşinde değilsin. Meraklı değilse, o nedenle de soru yollayan arkadaşlar burada değilse cevaplarını vermiyorum. Zaten aktif de katılmıyorlar. Amacımız zaten genellikle eğitimde amacımız 3-5 tane meraklı kişiyi bulmak. Yani yoksa herkesi motive etme imkanımız yok. O 3-5 kişiyi bulduğumuz zaman aslında biz kendimizi başarılı hissediyoruz. Normalde pandemide yüz yüze derste devam zorunluluğu var. Şu anda uzaktan derste devam zorunluluğu yok. Zaten devam zorunluluğu olsaydı %70'ini otomatikman şey yapmış olacaktım. Yani bugün 8. haftadayız. %70 demek işte 10 dersen 7'si devam etmiş olması lazım. Otomatikman kalacak arkadaşlar, hala derse katılmamış olanlar. Bakıyorum şikayete bir numaradır. Yani kim olduğunu da bilmiyorum. Yüzlerini görsem tanımam. Telefon alsalar seslerinden kim olduğunu fark etmem mümkün değil. Hiçbir şey yapamıyorsanız derse katılabilirsiniz. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız, hiçbir şey yazamıyorsanız derse katılırsın. 5 puan alırsın. Derse soru sorarsın. Gene 5 puan alırsın. Yani bu tür ne bileyim tekrarlı sözler, tıp fakültesi eğitimleri çok zor. Biliyoruz tıp fakültesi eğitimleri çok zor. Zaten siz de çok zorlu öğrencilersiniz. Yani ben niye tıp fakültesine gelemedim? Çünkü zorlanamıyorum. Yani o fakülteyi kazanacak kadar kendimi zorlayacak kapasitem yok. Öyle değil mi? Çünkü ne kadar kapasite o kadar şey. Yani sizler kapasite limitinizi yukarılarda tutmuş başarılı arkadaşlarımızsınız. İkincisi zaten bu da tıp fakültesi dersi. Yani tıp fakültesi derslerimizden zaman kalmıyor. Bu ne dersi arkadaşlar? Tıp fakültesinde ders değil mi? Tıp fakültesi dekanlığının açtığı bir ders değil mi? İlginç. Gerçekten bakıyorum. Yani genellikle tabii ki hani iki soru dedim acaba fazla mı? Hadi bire düşüreyim. Hani üç kişi iki soru soracağına acaba bire düşürsem katılım 6'ya çıkar mı dedim. Gene 3 kişi.
Demek ki maksat başka yani maksat başka yani 60 kelime soruyu hem yazılı soramıyor, yazılı soramadığı gibi katıl sözlü sor diyoruz, onu da soramıyor. Gerekçe tıp fakültesi eğitimi çok zor. Biliyoruz zaten ya tıp fakültesi eğitimi de çok zor, doktor olmak da çok zor, doktorluk bölümünde öğrenci olmak da çok zor. Hepinizi takdir ediyoruz zaten, o nedenle bir sıkıntı yok. Bu nedenle zaten bu derse bu kadar asılıyorum ve zaman ayırıyorum. Başka derse hiç bu kadar zaman ayırdığımı bilmiyorum. Yani doktora derslerime bile bu kadar zaman ayırdığımı söyleyemem. Çünkü eğitimi ters yüz yapıyoruz ve ters yüz eğitim bu dersin içeriğini her hafta değiştiriyor. Ve sizler şekillendiriyorsunuz. Bu da beni bir öğrenci gibi sizin sorularınızın peşinde koşturuyor. Evet, genel olarak tabii ki haftaya vize haftası. Vize haftasında sizin vizeniz var, yoğun olacaksınız. Arkadaşlar istekte bulundu. Ondan sonraki haftaya ne yaptık? Bu dersin vize ödevini bıraktık. Bilemiyorum, vize haftasında herhalde yoğun olacaksınız. O haftayı biz boş bırakıyoruz. Demek ki ondan sonraki hafta ders yapacağız. O hafta da ödevinizi hazırlamış olacaksınız. Zaten bu derse sözlü ya da görüntülü ya da yazılı olarak katılanların vize ödevleri hazır. Çünkü soruları hazırlayan bu arkadaşlar. Cevapları da zaten derse katıldıkları için çok rahat cevaplayabilirler. Ama hatırlamadım diyorsa tak diye bakacaklar. Onlar için ben çalıştım. Cevaplar bulmaya uğraştım. Oradan hemen 100 kelimelik her bir soru için cevap yazacaklar. Bu da onların writing dediğimiz yazma deneyimlerini geliştirecek. Yani bir dinleme deneyimi listening, iki sorma deneyimi questioning ve üçüncüsü de yazma deneyimi. Ne yapacak arkadaşların gelecek? Evet, buyur Selin. Sen büyük bir soru geliyor. Evet. Hocam şimdi bu biz vize ödevimizi nasıl bir formatta hazırlayacağız? Format serbest, 100 kelime. Format, size hiç uğraştırmak istemiyorum yani. 100 kelimeyi gördüğüm an iş biter. İçeriğine bakıyorum. Format mı olmak benim için önemli değil. 100 kelimeyi saydır Word'de. Altına düşme. O şekilde yap. Ne olacak format? Kopyalayıp ben yapıştırıyorum zaten. Kendi formatım var. Onu blogger atacağım. Daha sonra soruların altına koyacağım. Formatta bir sorun yok. İşte şöyle bu format olsun. Sorunuzu seçeceksiniz. İstiyorsanız dersin sonunda ödev kısmına da, vize ödev kısmına da bakarız. Ve devam ederiz. Evet, ilk soruyla başlayalım. Evet, Hocam ilk ben de bir soru. soru sorabilir miyim vize Evet, ödevi ile ilgili? buyur Zehra, buyur. Hocam hani demişsiniz ya herkes bir tane farklı soru almak durumunda. Hani aynı soruyu birden fazla kişi yapamaz. Peki bunu neye göre ayarlayacağız? Evet, onu şey yapalım istiyorsa. Evet. Şimdi şöyle olacak. Şimdi sorunu alacaksın. Bir soru seti oluşturacaksın. Benim soru setim bu diyeceksin. Paylaşacaksın yani. İşte ders 1, soru 3, ders 2, soru 4. Ders 4, soru 5. Benim sorularım bunlar diyeceksin. Ne demişler? Önce gelen önce alır. Öyle değil mi? Alacaksın. Ondan sonra da geri kalanı diğerleri seçecek. Anladın mı? Havuzdan yani. Havuzdan soru seçeceksin. Önce alan kazanır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık olarak nasıl, Selin, iyi mi mantık olarak? Hocam şimdi soruları genelde biz üçümüz katıldığımız için bizim hazırladığımız sorulardan diğer arkadaşlarımız da mı seçecek? Sonuçta ben hazırladıysam tabii ki Tabii siz öncelik. bana yardımcı oldunuz. Vize ödevini biz birlikte hazırladık. Tabii Evet, hani siz sorularımız hani soruları biz hazırlamıştık ya. evet. Sonuçta hani ilk seçme hakkının kendi sorularımızda bizim olması gerekmiyor mu? Olur tabii, hemen seç işte, onu diyorum ben sana. Ha, Seç tamam. hemen. Ben bunu Tamam. seçtim de. Yani fark etmez. İstiyorsan Zehra'nın sorusunu seçebilirsin. Zehra da senin sorunu seçebilir. Yani şart değil yani. Şey yapabilirsin. Ya istiyorsan değişelim. Ben senin sorunu cevaplayayım. Sen benim sorunu. Fark etmez. Tam bir esneklik var arkadaşlar. Yani vize ödevini birlikte hazırlamış olduk. Bakalım soruları gösterebilir miyim diye bakıyorum ama şu dersin içeriğini bitirirsek daha iyi olur. Çünkü yükledim burada. Devam edelim istiyorsanız. Evet, buyur Zehra. 1971 San Fernando depremi Santa Susana fay hattına meydana gelmiş.
hem 6.6 büyüklüğünde bir depremdir. Özellikle bu depremde Olivet Hospital büyük zarar görmüş ve Amerika'da deprem riskinin azaltılması adına önemli dersler vermiştir. 1994 Northridge depremi ise 6.7 büyüklüğünde The Oak Ridge Thrust fay hattında meydana gelen ters atımlı bir depremdir. Santa Susana dağları da aynı depremde meydana gelmiştir. 1971 San Fernando depreminin 1994 Northridge depreminin olmasına zemin hazırladığı yönünde bazı hipotezler ileri sürülmektedir. Buna göre eğer bu hipotez doğruysa neden iki depremin de meydana getirdiği kırılma birbirine paralel değil de farklı doğrultularda meydana gelmiştir? Evet, Diğerin birbirine de paraleldeydi. Neden farklı doğrultuda meydana gelmiş? Evet, güzel bir soru yani. Gerçekten muhteşem. Soru bankası gerçekten ilginç. Yani bir giriş var. Girişten sonra 90'dan gol atar gibi sorular geliyor. Evet, güzel. Bakalım nasıl cevaplayacağız. Evet, görüldüğü üzere bu 94 Northridge depremi buralarda Northridge depreminin yerini gösteriyor. Bu da depremin etkisi. 94 yılında meydana gelen bir deprem. Baktığımız zaman 7 bin kişi bu depremde yaralanmış, 20 bin kişi evsiz kalmış, 40 binden fazla bina hasar görmüş ve 60 kişi ölmüş. Yani 60 kişi bu depremde ölmüş. Tabii böyle bir deprem Türkiye'de meydana gelse 60 kişi ile kurtarsak kendimizi herhalde çok mutlu oluruz. Yani 60 kişiyle kendimizi kurtarabilsek mutlu oluruz. 94 yılında işte Los Angeles'ta, Ventura, Orange'da ve San Bernardino County'si de, County's herhalde bölgesi demek. Ve San Fernando Vadisi'nde ciddi hasarlar. Bakın, vadi olan yerde ciddi hasarlar meydana geliyor. Bu depremin şiddeti 9seviyesine kadar çıkmış. Bakın, 9 seviyesine kadar depremin şiddetinin çıktığı yerler var. Oradan görebiliyoruz ve Northridge'e yakın olmuş. Buralar tabii Northridge, şuralar Northridge dağları. Akşam Google Earth'ten biraz dolaştım. Amerika'ya gittim Google Earth'ten. Millet Mars'a da gidiyor. Daha sonra ciddi Fillmore, Glendale, Santa Clarita, Santa Monica, Simi Vadisi'nde ciddi hasarlar olduğundan bahsediyor. Ve özellikle Los Angeles'ın merkezi ve batısında da bu hasarlar gözlenmiş. Evet, görüldüğü gibi bu hasarlardan bir tanesi stadyumda meydana gelmiş. Santa Monica, ne bileyim, karayolunda da yollar kapanmış. Evet, oldukça büyük bir deprem. USGS'te bu depremle ilgili bilgi var. Tabii bu deprem nasıl bir deprem? Sarsıcı bir deprem. İşte Olivet Hastanesi'ni sarsıyor ve bazı yerlerde yıkımlar meydana geliyor. Tabii senin sorun iki deprem arasındaki benzerlikten bahsediyoruz. Genel olarak Northridge depremi ile ilgili bilgiyi ben buradan aldım. USGS'ten aldım. Tüm depremler hakkında bilgi veriyor. Yani Türkiye'deki depremler olmak üzere dünyadaki bütün depremler hakkında bilgi veriyor Global Deprem Merkezi. Baktığımız zaman depremin şiddeti burada gözüküyor. Deprem şiddeti 94, deprem şiddeti. Renkler tabii ki şiddetin arttığı yerde, kırmızıya yakın, azaldığı yerde de yeşile yakın olarak burada gözlenmiş. Bunlar da vatandaşlar. Bu depremi ben hissettim diyen vatandaşlar. Bu çok önemli. Yani her evin tabii ki önüne bir sismometre koysak depremin kuvvetini ölçebiliriz. Ama maliyetli yani. Şu anda tabii ki ev sismometreleri ucuzladı. Yani 60 dolara da ev sismometreleri var. Ama profesyonel sismometreler 10 bin dolardan aşağı değil. Fakat vatandaşların bu raporları da vatandaşlar bir sismometre gibi davranıyorlar ve rapor ediyorlar. Görüldüğü üzere vatandaşlardan biz depremle ilgili bilgiyi alıyoruz. Bu çalışmaya "Did you feel it?" yani depremi hissettin mi diye bir anket dolduruyorlar ve görüldüğü üzere depremi nerede hissetmişler?
Şiddetli, bakın renkler kırmızıya yakın olduğu yerde şiddetli hissetmişler. Demek ki bu depremi herkes şiddetli hissetmiyor. Herkes hafif de hissetmiyor. Bu depremi insanlar farklı şekilde hissediyor. Tabii ki bu depremin hissedilmesi, yani hastane olabilir. Bunları birer hastane kabul edebilirsiniz. Ve burada bazı hastaneler şiddetli, bazıları da hafif şiddetle hissediyor. Bu tabii ki yapı direnciyle ilişkili olabilir, zemin direnciyle ilişkili olabilir, yükseklikle ilişkili olabilir. Genellikle ben bunu 3Y ile formül ediyorum. Yer, yapı ve yükseklik diye 3Y formülüyle bir yapının, işte bir hastane yapısının riskini 3Y formülüyle, işte hangi yerde, zeminde, hangi yapı özelliğinde ve hangi yüksekliğe kadar yapılmış, 3Y formül olarak bunu formüle ediyorum vatandaşa anlatma gerektiği durumda. Bu deprem ters bir fay, özellikle Karadeniz'de dün meydana gelen deprem de buna benzer bir kırılma özelliğine sahipti. Ters demek biliyorsunuz sıkışma, yani işte sıkıştırıyor bu şekilde, sıkışma yönlü. Hareket yönünde iki tarafı ne yapıyor? Bir sıkışma meydana getiriyor. Ve bu sıkışmaya bağlı olarak bir daralma, daralmaya bağlı olarak bir yükselme, bloklardan biri ne yapıyor? Yukarı doğru yükseliyor. Demek ki böyle bir faylanma meydana gelmiş bu depremde ve büyüklüğü de 6.7, derinliği 18.2 kilometre. Tabii derinlik çok önemli. Derinlik de nedir? Derin, ne kadar derin olursa depremin size etkisi de o nispette mesafe arttığı için, aşağı doğru mesafe arttığı için depremin etkisi de depremin size ulaşan gücü de ne yapıyor? Azalabiliyor. Bunu da not edelim. Çünkü San Fernando depremin derinliği biraz daha sığ. Ona da birazdan bakabiliriz. Akşam Google Earth'e girdim. Ya nedir bu Olive View Hastanesi? Baktım. Olive View Hastanesi bu. Google Earth'te biraz dolaştım böyle. Olive View Hastanesi önünde. Şu anki görüntüsü bu. Yani insan içine giresi geliyor. Evet, burada şey gibi sanki artı şeklinde bir herhalde pozitif olma işareti veriyor. Artı şeklinde. Herhalde pozitif bir mesaj veriyor. Yani artı değer anlamında. Evet, hastanenin günlük ya da şu anki dün akşam itibariyle durumu böyle. Olive View Hastanesi oldukça geniş bir hastane. Biraz daha uzaktan baktığımız zaman evet görüyorsunuz etraftaki binalar. Şurada bunlara tabii ki işte birkaç katlı evler var. İlginç üçgen tipi binalar yapmışlar. Gerçekten değişik. Burada da müstakil evler var. Şu yapılaşma tipi ilgimi çekti. Yani üçgen tipi, herhalde ortada havuz var. Bizdeki sitelere benziyor. Üçgen tipi site modelinde bu şekilde öğrendik. Evet, biraz da gidersek tabii soru aklımda, benzerlik ne dedin? Şimdi benzerliği gösteriyorum. Şimdi Olive View Hastanesi buldum akşam. Google Earth'te yazdım. Olive View Hospital dedim. Bana ne yaptı? Yerini gösterdi. O yerini ne yaptım? İşaretledim. Önce yerini işaretledim. Sonra tabii çalışkan bir öğrenci olarak Amerikan Deprem Servisine gittim. İşte 5'ten büyük depremleri tüm Kaliforniya için indirdim. KMZ formatını ve yükledim. Ve daha sonra depremin yerini buldum. Bu 1971 San Fernando depremi. Bu da 1994 Northridge depremi. Demek ki ne yaptım? Yani yazılandan değil, kendim araştırarak ne yaptım? Buldum. İkisi arasında bir doğru geçirdiğim zaman Olive View Hastanesi tam burada kalıyor. Baktığınız zaman yukarıdan Olive View Hastanesi'nin yeri Fernando depremine daha yakın. Northridge depremine daha uzak, değil mi? Biraz daha yakın, biraz daha uzak. Bakın aşağıda görebiliyorsunuz. Şurası Olive View Hastanesi. Şu nokta şuradan başlıyor. Şuradan itibaren topografya. Bakın topografya burada yüksek. Çünkü burada dağ var. Demek ki Olive View Hastanesi sırtını ne yapmış? Dağa dayamış. Şimdi buradan geldiğimiz zaman, buraya kadar geldiğimiz zaman önce topografya. Görüyorsunuz burada
750 metre düzeylerinde değişiyor. Daha sonra 1300 metrelere çıkıyor. Bir dağ, yani bildiğimiz bir dağ. Sonra iniyor. Olivier Hastanesi tam bu dağın eteğinde yapılmış. Ve buraya doğru geldiğimiz zaman, bakın North Dish depremine doğru geldiğimiz zaman burada topografya sığlaşıyor. Yani sığlaşmak, olayını ne yapıyoruz? Demek ki North Dish depreminde tabii ki biraz yıkımın fazla olmasının nedeni, o North Dish depremi olduğu yerler biraz deniz seviyesine yakın, kot olarak deniz seviyesine yakın. Kaç metre işte baktığımız zaman yani 200 metrelerde falan gözüküyor. Biraz San Fernando depremi meydana gelmiş olduğu alana göre daha sığ alanda bu depremin meydana geldiğini ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Yani Google Earth'ün böyle bir güzelliği de var. Bakın yükseklik profilini gösterdiğiniz zaman yükseklik profilinde görebiliyorsunuz. Tabii ki zemin sağlığı biraz yükseklikle ilişkili. Yani yükseklik arttıkça zeminin sağlığında bir iyileşme meydana geliyor. Yani bunun nedeni şuraya baktığımız zaman bu biraz daha yüksek olduğuna göre belki zeminin sağlığı biraz sığ olan işte Notriş'e yakın olan yerlere göre biraz daha iyi olduğunu yani kabaca söyleyebiliriz. Tabii ki topografik eğim analizleri yapılıyor. Bununla ilgili sonuçları geçen hafta göstermiştim. Topografik eğim analizlerinden VS30 verdiğini tartışmıştık. Evet, baktığımız zaman, biraz dokunduğum zaman bu depreme, bu depremin adı tabii San Fernando'da olduğu için deprem adı San Fernando deprem olarak geçmiş ve öyle kalmış. İşte İzmit depremi nasıl, kimileri 99 depremi İzmit depremi diyor, kimileri Kocaeli depremi diyor, kimileri Gölcük depremi diyor. Yani Gölcük'ü yıktığı için Gölcük'tü Gölcük depremi demiş, İzmit'i yıktığı için İzmit'i İzmit depremi demiş. Ben 1999 17 Ağustos'ta Tokyo Havalimanı'ndaydım. Tabii ki o anda deprem oldu. Hostes hanım dedi ki Avcılar'da deprem oldu. Çünkü Avcılar'da yıkılmıştı. Yani nereye yıkılırsa depremin önüne onun ismi getiriliyor. Evet, buraya baktığım zaman ismi işte Güney-Güneybatı Ecu'duysa 6-10 kilometre mesafede bir deprem. Burada detayları ne yapabiliyor? Verebiliyor. Biraz da aşağı doğru geldiğim zaman, North Dish depremine baktığım zaman tabii ki bunun derinliği ne demiştik? 18.2 kilometre. Tekrar geri gideyim. Bunun derinliğine bakalım. Bunun derinliği kaç? 8.9, yani 9 kilometre. Öbürü kaç kilometre? 18 kilometre, değil mi? Bayağı daha derin yani. Yani büyüklük aynı. Hani diyoruz ya, depremlerin ikisinin büyüklükleri aynı. Bir defa North Dish depremi, Olivier Hastanesi daha uzak ve daha derinde meydana geliyor. San Fernando depremi daha yakın ve daha sığ meydana geliyor. Evet, bu tür farklılıkları ne yapıyoruz? Görüyoruz. Demek ki ikisinin de yıkımına baktığımız zaman, vatandaşların raporlamasına baktığımız zaman, tabii ilginç olan şey bu depremle ilgili Amerikan Deprem Servisi vatandaşlardan haber almaya çalışıyor. Bu deprem 1971'de olmuş ve hala o depremde Nevi depremi tanıklarından ne yapıyor? Rapor toplamaya çalışıyor. Bakın bugüne kadar alttaki yazıyı 1124 kişi ne yapmış? Raporlamış. Demek ki 1124 kişinin deprem anketine bağlı olarak vatandaş tabanlı deprem riski ya da şiddeti bu şekilde raporlanmış. Buraya baktığımız zaman burada 1000 dedik, burada 10.263. Bu deprem tabii 94'te olmuş. Görüldüğü üzere vatandaşın katılımı arttığı zaman depremin yıkım şiddeti hakkındaki detaylarımız ya da depremin yıkım şiddeti bize neyi gösteriyor? İşte binadaki sağlamsızlık durumunu ya da zemindeki sağlamsızlık durumunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Daha detaylı bilgi ne olmuş? Vatandaşlardan toplanmış. Evet, demek ki iki deprem arasında tabii 71, 94 ve belki nüfus da artmış olabilir. Buradaki popülasyon ve şehirleşme de gelişmiş olabilir. Evet, sorun aklında. Ama niye cevaplayamadım? Evet, ilginç, cevaplayamamışım.
Evet, bir daha sorar mısın? Neydi, eksik kalan bir kısım kaldı mı? Neydi Zehra tam olarak? Evet. Bir depremin kırılma doğrultusunu belirleyen ana etken fay hattının uzanım yönü ise farklı fay hatlarında iki deprem birbirini nasıl etkilemiş olabilir? Etkilemiş olabilir. Onu senin bir sonraki sorundan sonra cevaplayacağım herhalde. Orada kalmış. Çünkü o slaytı buraya atmamışım. Evet, depremler şöyle tetikliyor. Bir yakın tetikleme diyoruz. Deprem oluyor. 100 kilometre alanda bir tetikleme meydana getiriyor. Bir de deprem oluyor. Dinamik tetikleme diyoruz. Yüzey dalgaları ile birlikte 1000 kilometre, belki de ne bileyim 3000 kilometre uzaktaki depremleri tetikleyebiliyor. Demek ki bir yakın zonları tetikliyor. İki, uzak zonları tetikliyor. Yakın zonları tetiklerse statik tetikleme diyoruz. Uzaktaki zonları tetiklerse işte 1000 kilometre, 2000 kilometre. Hani diyoruz ya işte Yunanistan'da deprem oldu. İzmit tetiklemiş onu. Makale var. İzmit'teki 99 depremi Yunanistan'daki depremi tetiklemiş. İşte ne bileyim 2002 yılında Deniali depremi var. İşte Amerika'daki Utah'daki alanı tetikliyor. Utah'da depremler olmaya başlıyor 3000 kilometre uzakta. Tabii bunlar dinamik tetikleme ile ilgili örnek depremler birbirini tetikliyor. İlginçtir çünkü deprem enerjisi dünyanın her yerine yayıldığı için tetiklemede olabiliyor. Bu nedenle de büyük bir deprem meydana geldiği zaman bunun bize etkisini araştırmamız gerekiyor. Nasıl araştırıyoruz? Bu ana depremden önceki günlük deprem sayısı 10 ise mesela bu ana depremden sonra bunun sayısı 15'e çıktıysa demek ki tetikleme var diyebiliyoruz. Yani öncesiyle sonrası karşılaştırarak demek ki bizim bölgede bu depremler tetiklendi diyoruz ve bu tetiklemeye uzaktaki bir depremin tetiklemesi dinamik tetikleme diyoruz. Evet, bir sonrakine geçelim. Evet, buyur Gökçe. Biraz karıştırdım çünkü hep aynı arkadaşa gitmeyelim diye. Buyur Gökçe, senden alalım. Binaların devrilmesi ve çökmesiyle ilgili sismik risk analizleri yapılmaktadır. Depremde ortaya çıkan yerin maksimum ivme, peak ground acceleration büyüklüğünün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yerin hareketinin genliğini büyüten jeofizik direnci düşük ve yer hareketinin genliğini büyütmeyen jeofiziki direnci büyük zeminler vardır. Bu nedenle yer seçimi çok önemlidir. Yer seçimi yapılırken jeofizik direnç durumunun değişimine ilişkin jeofizik ve S30 verilerine bakarak binaları etkileyecek deprem kuvvetini ve dolayısıyla deprem riskini azaltabiliriz. Yerin jeofiziki direnç büyüklüğünü belirleyen faktörler nelerdir? Evet, güzel bir soru. Yani yerin jeofizik direnç büyüklüğünü evet belirleyen parametreler faktörler nelerdir? Bakalım ona cevap verebilmiş miyim? Biraz düşündüm. Evet, malzeme tabii malzeme etkisi önemli. Bakın burada tabii yer diyoruz. Yani biz ona yer bakıyoruz. Yani hani diyor ya Mehmet Akif bastığın yerleri toprak deyip geçme. Çünkü o toprağın belli kısımlarında kuru kum var, kil var, ıslak kum var, çamur var, işte limestone dediğimiz limon taşı var, granit var, bazalt var. Yani toprak deyip geçme. Düşün altında binlerce bu tür jeolojisi farklı taşları düşünmemiz gerekiyor. Toprak deyip geçersek ne yapmamız da basmış olduğumuz o yeri, zemini gerçek anlamda değerlendirmemiş olabiliriz. Tabii ki bunların hızları da değişiyor. Bakın hızlar ne oluyor? Yatay eksen hızı gösteriyor. Düşey eksende neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu toprak ya da zemin dediğimiz ya da yerin altındaki malzemeleri ne yapıyor? Gösteriyor. Demek ki yerin direnci malzemeye göre değişiyor. Nasıl sizde hastaların direncini şey yapmak için mesela çömüğe gidiyorum. Önce yaşımı söyle. Ya diyorum yaşımı söyleme. Ama dediği doğru. Çünkü yaşa bağlı olarak da direnç var. İşte Ali Osman Hoca şu yaş. Ya yaşımı söyleme diyorum ama söylüyor yani yaşa bağlı. Riskler var öyle değil mi? İşte söylüyor. İşte kilona bakıyor. İşte ne bileyim diğer özelliklere bakıyor. Bu nedenle biz de neye bakıyoruz? İşte yerin altındaki bu tür malzemeleri tespit etmeye çalışıyoruz. Peki bakın buradaki mesela kuru kumun hız özelliği sabit değil. Mesela baktığımız zaman işte
100 ile ne bileyim 1500 metre bölü saniye arasında değişiyor. Yani her yerdeki kuru kum zayıf değil, bazı yerde zayıf, bazı yerlerde dirençli. O nedenle de biz her gördüğümüz, ya işte burada kuru kum var, çok dirensiz dememiz lazım. Ne yapmamız lazım? Direncin ölçmemiz lazım. Yani fiziksel direncin ölçmemiz lazım. Acaba buradaki işte Çanakkale'deki kuru kum acaba 1500'e mi yakın yoksa 200'e mi yakın? Yani ezberci mantıkta değil, ölçüme dayalı ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım. Yani şimdi her yaşı aynı olan insanın hastalığı aynı olmadığı için her kuru kumda aynı değil. İşte kil görüyorsunuz, kirli zeminler. Kil tabii suyu tutan bir malzeme ve içinde su tutma özelliği var. İşte bu da işte 1500 lira geliyor. Mesela ıslak kum, wet sand dediğimiz. Tabii ıslak kum dediğimiz zaman kumun bir gözenekliği var. Islak olduğu için içi su doluyor. Su dolduğu zaman compression, yani içindeki boşluk basıncının etkisiyle ne yapıyor? Bunun tabii ki hız büyüklüğü değişiyor. Şimdi bir su arımada ıslak kumun hız büyüklüğünü genellikle kullanıyoruz. Genellikle fresh water dediğimiz, yani içilebilir su 1500 metre bölü saniye. Yani Çanakkale'de ben yıllar önce üniversite 2. sınıf öğrencisiyken su aramaya gelmiştim. Devlet Su İşleri ile birlikte 15-20 gün buradaki köylerde su aramıştık. Biz burada 1500 metre bölü saniye gördüğümüz zaman burada su var. Su yoksa ne oluyor hızı arkadaşlar? Ortalama hızı bakın 750. Su varsa ne oluyor? 1500 oluyor. Demek ki su ne yapıyor? Su, yani şimdi her taraf kum ama bazı yerlerde kum içinde su var, bazı yerlerde kum içinde su yok. Köylü de su arıyor, öyle değil mi? Ya bana su lazım diyor. İşte biz üniversite 2. sınıftayken, 3'e geçerken Çanakkale köylerini dolaşmışım. Yani bayağı uzun olmuş ya. Yani. Söylersem bayağı siz yoktunuz belki dünyada. Yani o yıllarda taşında toprağında suyu ne yapabiliyoruz? Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Arayabiliyoruz. Demek ki bir malzemenin içindeki su miktarı ne yapabiliyor? O direncini değiştirebiliyor. İşte görüldüğü üzere çamur, işte bu da tabii ki stone, ama stone gördüğünüz zaman stone'lar her zaman dirençli şeylerdir. Bakın stone'a geçtik. Kum, kil kısmını bitirdik. Stone'lara geçtik. Çamur taşı, kum taşı, işte limon taşı, granit, bazalt, bunların hızı da ne yapıyor? Oldukça yüksek. Bakın 3000'den başlıyor. 3000 metre bölü saniye ya da 3 kilometre bölü saniye. Genelde biz metre bölü saniye kullanıyoruz. Bu şekilde. Tabi aralık neyi gösteriyor? Her çamur taşının hızı her yerde aynı değil. Çanakkale'deki çamur taşının hızı 3000'e yakın olabilir. Ne bileyim, Çam'daki çamur taşının hızı 4500 olabilir. O nedenle de bizim ölçmemiz lazım. O nedenle fiziksel ölçümü jeofizik mühendisleri olarak bizler yapıyoruz. Demek ki genel olarak direnç neye göre değişiyor dersek, malzemeye göre değişiyor. Bir, iki, malzemenin içeriğine göre değişiyor. İçinde su var mı, içinde su yok mu, ona göre değişiyor diyebiliriz. Umarım bu cevap olmuştur diye düşünüyorum. Olmadıysa eğer kaldırıp biraz daha yanıtlamaya çalışırım. Evet, buyur Selin. Deprem öncesinde bölgenin hasar tahmini earthquake senaryo yapılarak tehlikeye bağlı risk boyutu belirlenebilmektedir. Hastaneleri geçmişte olan büyük depremlerin neden olduğu hasarın daha az gözlenmiş olduğu bölgelere yaparak can ve mal kayıplarının daha da indirilmesi sağlanabilmektedir. Bu hasar tahmin çalışmaları nasıl yapılmaktadır? Evet, güzel bir soru. Yani burada zaten ne demişin? Hasarın daha az gözlenmiş olduğu bölgelere. İşte vatandaşlar raporlaması çok önemli. Yani her yerde jeofizik ölçüm yaptırdığınız zaman bu maliyet demektir. Yani jeofizik mühendisi gerçek anlamda bir jeofizik ölçümü yaptığı zaman oldukça iyi para alıyor. Bu nedenle de bu maliyetten kaçınmak için vatandaşların raporlaması bize ne yapıyor? Sıfır maliyetli
hasar bölgelerinin büyüklük dağılımını vermiş oluyor. Evet, bu tahmin çalışmaları nasıl yapılıyor? Bakalım nasıl yapılıyor, ne bulmuşum? Evet, böyle bir makale bulmuşum. Evet, sayenizde makale de bulmaya başladık. 2021 yılında bir makaleme bakıyorum herhalde, yeni bir makale. Tabii ki bu hasar senaryoları nasıl yapılıyor? Bir defa depremin büyüklüğünü tahmin, yani hangi büyüklükte deprem bekliyoruz? Mesela Çanakkale'de bir deprem bekliyor muyuz? Bir. Bekliyorsak hangi büyüklükte bekliyoruz? Deprem nerede olacak? Derinliği nerede olacak? Bu deprem olursa bu depremden yayılan dalgalar benim binamı hangi kuvvette vuracak? Yani yerin maksimumesi. Demek ki bir depremin büyüklüğü, depremin kaynağında depremin büyüklüğü. İki, bu kaynaktaki deprem kaç yılda çıkacak? Yani işte 50 yılda olmalısıdır, 500 yılda olmalısıdır, 2000 yılda olmalısıdır. İşte E-Devlet'e girdiğiniz zaman D1 seviye, D2 seviye, D3 seviye olayları, tekrarlanma süresi. Tabii ki ne yapıyoruz? Bu fay zonu için hesaplıyoruz. Ve bunun 50 yılda tabii ki olma olasılığı bizim için önemli. Çünkü 50 yıl önemli bir şey. Bir binanın ortalama yaşı 50 yıl kabul edersek. Demek ki kaynağındaki depremin gücü, maksimum mağnitüt ya da deprem büyüklüğünde olacak. Ve bu depremin gücü ile ortaya çıkan deprem dalgaları benim binama hangi kuvvetle, hangi ivmeyle alttan vuracak, yani depremin kuvveti. Buradaki ivme bildiğimiz Newton yasasındaki ivme, yani F eşittir M çarpı A. Buradaki A yerine G yazıyoruz, yer ivmesi. Buradaki M binanın kütlesi. Bina yükseldiği zaman kütlesi artıyor. Binanın kütlesinin artması ne yapıyor? Depremin kuvvetini artırıyor. Bir. İki, işte o binanın altındaki ivme de çarpan olarak geliyor. İkisi çarpıldığı zaman, yani ikisi arttığı zaman ne oluyor? Depremin kuvveti artıyor. O nedenle de hani alçak yapılaşma diyoruz ya, bina yüksekliğini azalttığınız zaman depremin kuvvetini ne yapmış oluyorsunuz? Azaltmış oluyorsunuz. Yani çünkü Newton'un yasası bu. Yani işte kütle çarpı ivme. Yani işte ben yükseleceğim, işte ne bileyim, benim oturduğum apartman 16 kat. Yani çok yüksek. Çanakkale'de oturduğum apartman 4 kat. Şimdi 16 katlık bir kütlenin tabii ki 4 katlık bir kütleye göre deprem tehlikesi bir değil. O nedenle de buradaki işte İstanbul'da 16 katlı oturmuş olduğum o büyük kütleli binaya gelecek deprem kuvveti ne olacak? Kütleye bağlı artacak. Artı tabii ki yerin ivme büyüklüğüne bağlı olarak artacak ve buna bağlı olarak da, bu her bir bina için yapılacak analize bağlı olarak da ne yapmış oluyoruz? Kayıp tahminleri yapıyoruz. Ve kayıp ya da hasara uğrayabilir binaları buluyoruz. Ve gerçekten bu hasara uğrama riski olan binalar aslında en güncel deprem koduna göre o depremin kuvvetini karşılayacak şekilde mi yapıldı? İşte burada da kapasite eğrisiyle bir karşılaştırma yapılıyor. Ve sonra bu senaryo çalışmaları her bir bina için tamamlanmış oluyor. Bakın burada individual buildings diyor. Yani bir bina için sismik risk tahmini nasıl yapılır? Bunu ne yapabilirsiniz? Bu makaleyi, detaylarını merak ediyorsanız okuyabilirsiniz. Umarım bununla ilgili cevap olmuştur. Evet, geçen sene böyle bir işte bu da devrilme riskini sormuş. Binaların devrilme riskini nasıl tespit edebiliriz? Tabii bu seneki soru olmadığı için bunu da atlamış oluyorum. Evet, diğer arkadaşımız zaten evet, işte görüldüğü üzere bu kelime olarak 20 kelime. Şimdi formatımız neydi? 60 kelimelik soruydu. Mesela bu yani formatı uygun değil, öylesine bakmış, yazmış, yani bir soru formatı uygun olmayan bir soru. Format uygun olmadığı için tabii ki yani 60 kelime üzerinden 100 alıyorsan 20 kelime ise, yani artık ters orantı 60'a 100 ise 20'ye kaç puan diye ters orantı olarak, basit olarak evet. Bu da Wikipedia'da Olivia Hastanesi'nin resmini buldum. Bu kadar canlı renkli bulmamıştım bunu.
Bakın şu yıkılan bina, burada da çöken işte altta kalan ambulansların olduğu yeri gösteriyor. Evet, bu eski, yani 1971 yılındaki deprem sonrası bayağı net bir fotoğraf. Dün Wikipedia'da buldum. Evet, Wikipedia'da gerçekten yok yok her türlü detay ve kapsam veriliyor. Araştırmak gerekiyor. Evet, bunlar da depremin etkileriyle ilgili sorular. Evet, Zehra'ya tekrar döndük. Bir depremin kırılma doğrultusunu belirleyen ana etken hayatın uzanım yönü ise farklı fay hatlarındaki iki deprem birbirini nasıl etkilemiş olabilir? Ha, bu nasıl etkilemiş olabilir? Öbürü de nasıl paralel olmayabilir? Anladım. Anladım. Evet, soru benziyor. Hocam aslında etkilemeyi söylemiştiniz dinamik ve statik depremlerde ama neden paralel olmadıklarını Evet, anlayamadım sadece. güzel, güzel. Evet, bakalım biz anlamaya çalışalım inşallah. Şimdi burası neydi arkadaşlar? Fernando depremi değil mi? Bakın burada topografya ne yapıyor? Burada bir vadi var. Vadiler nedir? Tehlikeli yerlerdir, değil mi? İşte burası mesela Çanakkale derseniz, burası Çanakkale'nin kale kısmı. Vadi dediğimiz yerde nedir? İşte Çanakkale'nin çanak kısmı ya. Bak, çanak. Bak, çanaktan ne yapıyoruz? Kaleye doğru gidiyoruz. Değil mi? Her yerde bu yapılar var. Çünkü buna Horst Graben yapısı diyoruz. İşte bir çukurluk, bir yükseklik, bir çukurluk, bir yükseklik gidiyor böyle. Şimdi Olivi Hastanesi nerede olduğunu öğrendik, değil mi? Olivi Hastanesi şurada. Değil mi? Dağ arkasını almıştı demiştik. Santa Susana Dağları, bakın şurada aldığını görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman, bunun artçı şoklarına baktığımız zaman, aslında bu depremin iç merkezi depremin başladığı noktayı gösteriyor. Öyle mi? İç merkezler depremin başladığı noktayı gösteriyor. Ama bu artçı şoklar neyi gösteriyor? Bu depremle birlikte kırılmanın nereye kadar uzandığını, kırılmanın gerçekten tam büyüklüğünü ne yapıyor? Bize gösteriyor. Bakın, demek ki bu deprem başlamış burada. Kıra 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 bu yönde bir kırma meydana getirmiş. Demek ki depremin eğimini, yani biz yüzeyde nokta olarak gösteriyoruz, dış merkez olarak görüyoruz, ama bu artçı şoklar bize neyi gösteriyor? Depremin eğim doğrultusunu gösteriyor. Bakın, aşağıda göremediğimiz deprem demek ki bu yönde bir eğim meydana getirmiş. 94 depremindeki eğime baktığımız zaman, bu eğim de bunu ters yönde meydana gelmiş. Neredeyse ikisi 90 derece. Bir olay meydana getirmiş. Tabii ki bu aşağıdan baktığımız zaman 90 derecelik bir olay meydana geliyor. İlginç olan şey, bunların tabii ki dış merkezlerini yukarıda birleştirdiğimiz zaman tam ortada Olivi Hastanesi geliyor. Evet, bu ilginç bir geometri, birbirine dik. Görüldüğü üzere burada iki tane kırık gösterilmiş. Demek ki bir kere değil, iki defa da kırılmış olduğunu görebiliyoruz. Evet, tekrar bir sonraki slayta geçersek. Şimdi tabii ki bu eğim atımlı bir fay olduğu için, yani düşey gerilmeli bir fay olduğu için, düşey yöndeki gerilme dağılımları ne yapıyor? Birbirini etkiliyor. Mesela burada işte Rothstein'in makalesi, dün akşam buldum. İşte 45 derecelik, öyle değil mi? Bir önceki slayta baktığımız zaman 45 derecelik, hemen hemen bu yöne bir 45 derece, bu yöne bir 45 derece var. Bir sonraki slayta geldiğimiz zaman, bakın bu mavi yerler enerjinin tamamen boşaldığı yerler. Demek ki bir depremde enerjinin tamamen boşaldığı bir yerler var. Kırmızı yerlerde enerjinin transfer olduğu, yani statik stres dediğimiz yakın alana transfer olduğu yerleri gösteriyor. Bakın burada kırılıyor ve bu kısma ne oluyor? Transfer oluyor. Tabii ki bu model özellikle 20 kilometre için yapılan bir model. 20 kilometredeki gerilme dağılımını gösteriyor. 12 kilometre gerilme dağılımı, bakın baktığımız zaman daha sığ ortamda ki gerilme dağılımı tek yönlü değil. Bakın hem bu yönde de hem de bu yönde de ne var?
bir yüklenme var. Öyle değil mi? Hem bu yönde hem de bu yönde bir yüklenme var. Evet, bunun farkı nedir? Ona baktım. İkisi de aynı gözüküyor. Evet, ikisi de aynı gözüküyor. Evet, görüldüğü üzere demek ki düşey gerilmeli depremlerin gerilme transferi düşey yönde ve eğim yönünde. Çünkü eğim yönünde kırdılar ve bu şekilde de transfer olduklarını gösteren bir çalışma. Tabii ki San Fernando depremi Northridge depremi tetikledi mi diye bir çalışma bulamadım. Ama bu tür bir tetikleme potansiyeli olabilir. Çünkü San Fernando depreminin herhalde niye çalışmadılar onu bulamadım ya da ben bulamadım, ulaşamadım. Ama bu tür bir tetikleme, bir statik tetikleme diyoruz. İşte Kuzey Anadolu fay hattındaki depremler bu şekilde. Tabii ki onlar yatay gerilme, yatay yönde bir gerilme transferiyle birbirini tetiklediler. Tetiklemeden kastımız şu arkadaşlar, tetiklemeden kastımız şu. Şimdi mesela burada bir fay var, değil mi? Burada bir fay var. Bakın çizgiler, belki bir fay var. Bu fay mesela 10 yıl sonra deprem üretecek enerji düzeyine ulaşacak. Burada bir %10 enerji transferi olduysa o tetiklemiş olduğu fayın oluşum yılını 10 yıl öne çekiyor ve deprem oluyor. Yani tetiklemeden kastımız bu. Yani sıfırdan hiç enerji biriktirmemiş bir fayın ne bileyim canlanması değil. Kırılmaya hazır bir fayın oluş zamanını öne getiriyor. Burada da mavi alanlarda bir fay varsa bu da geciktiriyor. Oluş zamanında ileri ne yapıyor? Shadow zone diyoruz, gölge zone diyoruz. O da işte ne bileyim o bugün olacaksa 10 yıl sonra ya ne yapıyor? Oluşum suyu şeyini geciktiriyor. Burada da enerji alıyor. Yani bu mavi alanlardaki faylardan enerji alıyor. Bu kırmızı alanlar üzerine düşen faylara da enerji aktarıyor. Yani aktarma ve alma gibi iki süreç meydana geliyor. Evet, onlar niye birbirine paralel değil diye sordun. Evet, paralel. Evet, gene cevabını veremedik herhalde. Paralel değil. Evet, stres yani bölgesel gerilme düzeyleri farklı olduğu için mesela Kuzey Anadolu fay zonu doğu batı yönde kırılıyor. Niye doğu batı yönde kırılıyor? Çünkü kuzey güney yönünde bir sıkışma var. Bölgesel bir gerilme var. Gerilme düzeyini dik yönde ne yapıyor? Hareket ediyor. Bölgesel gerilme yükleri de kuvvetleri de ne yapıyor? Bu fayların doğrultularını tespit ve tayin ediyor. Tabii ki bölgesel gerilme doğrultularını dün akşam itibariyle bulamadım ama Türkiye üzerinden örnek verirsem bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Evet Gökçe. Yer seçiminde veya gayrimenkul yatırımında dikkat edecek faktörler nelerdir? Evet, belki ileride gayrimenkul danışman olursam ben gayrimenkul danışmanlığı sertifikası aldım. O nedenle de her şeyi gayrimenkul olarak bağlamaya çalışıyorum. Çünkü Kaliforniya'da gayrimenkul uzmanları deprem tehlikesini bilmek zorunda. Satarken deprem tehlikesi yüksek. İşte onun için fiyatı düşük. Deprem tehlikesi düşük. Onun için fiyatı yüksek şeklinde fiyatlandırma yaparlar. Kaliforniya yasalarına göre iyi bir gayrimenkul danışmanı aslında iyi bir deprem uzmanı seviyesinde oradaki deprem tehlikesini bilmesi gerekiyor. Evet, baktığımız zaman bu makaleyi buldum. Bu da yeni bir makale. Evet, nedir cevabı diye. Bir daha okursak sorunu yer seçimine dikkat edecek faktörler diyorsun. Yer seçiminde dikkat edecek faktörler nedir? Yer seçiminde dikkat edecek faktörler. Evet, yer seçiminde dikkat edeceğimiz faktör yani yer seçerken değil mi? Hastane yani dışarıdan bir yatırımcı geliyor ve Gökçe'ye diyor ki ya Gökçe bana bir hastane yapalım diyor. Ve Gökçe de bana geliyor ya bu hastane nereye yapalım? Değil mi Gökçe, doğru mu anlıyorum? Benden danışmanlık mı alıyorsun? O şekilde oluyor değil mi? Yani mesela Amerika'dan bir yatırımcı geliyor. Ya Gökçe senle biz iş yapalım. Sen hastanenin yöneticisi ol.
Ben de finansör olayım. Ya işte bu riski düşük, işte deprem ülkesi riski düşük bir yer seçelim. Deprem riski düşük bir yerde yapalım diyor. Sen de bu yeri seçerken neye dikkat etmeliyiz demek istiyorsun değil mi? Bana, gelip bana soruyorsun. Evet, yani bu şekilde. Evet, bunu biz tabii para karşılığı bu cevapları veriyoruz ama genel olarak şunu diyebiliriz. Tabii ki deprem tehlikesi var mı? Ama bu tehlike hangi düzeyde? Yani deprem tehlikesi işte yani düzeyleri var. İşte 50 yıl içerisinde olma olasılığı hangi düzeyde? Onu bir defa bilmemiz lazım. Ve gerçekten depremin oluş riski yakınsa, bu yakın zamanda beklenen depremin hastane yapacağımız yerde meydana getirecek kuvvet, işte yerin maksimum ivmesi ne olacak? Onu ne yapmamız lazım? Tehlike olarak belirlememiz lazım. İkincisi de tabii ki bu hastane ya da hastane satın alacağınızı düşünelim. Yani hastane yapmayacaksın. Öyle değil mi? Ya benim vaktim çok değerli. Uğraşamam şimdi hastaneyle, müteahhit de bilmem bürokrasiyle bir yer alalım. Öyle değil mi? Onu hastaneye çevirin diyebilir. O zaman ne yapmamız lazım? Exposure diyeceğiz. Yani hastane olabilecek yapıları ne yapacağız? Araştıracağız. Yani kaç tane hastane var, öyle değil mi? Buna exposure diyoruz. Yani işte Çanakkale'de hastane olabilecek kaç tane yapı var? Buna exposure diyoruz. Daha sonra da bunlar arasında hasar görme potansiyeli en düşük olan hangisi diyorsun? Burada hasar görme riski diyoruz. Tabii ki hasar görme riski bir binanın işte yaşına bağlı, yüksekliğine bağlı ve zeminine bağlı. 3Y olarak değil mi? Yer, yapı, yükseklik. 3Y olarak onları o zaman yer hangi yerde? Yani fiziksel direnci yüksek bir yerde mi? Mesela Mehmet Akif Hastanesi var şeyde Çanakkale'de. Onun yeri tepede yani. Yeri iyi. Öyle değil mi? Hasar görme riski. Ama eski Çanakkale Hastanesi var. Eski vadide. İlk onu almışlar oraya taşımışlar. Öyle değil mi? Eski Çanakkale Hastanesi merkezde. Hem eski hem de zemin değil. Ne yapmışlar onu? Mehmet Akif Hastanesi olarak taşımışlar. Evet, Kepez'e değil mi? Kepez'e taşıdılar. O, ne yapmışlar? Daha doğru bir yere tercih etmişler. Demek ki etkilenme potansiyeli nedir? Binayı taşırken hem iyi bir yere taşıyorsun hem de yeni bir bina yapıyorsun. Etkilenme potansiyelini azaltıyorsun ve sonuçta da tabii ki riski azaltmış olabiliyorsun. Demek ki üç faktör bahsettik. Yer, yapı, yükseklik dedik. İşte bu exposure nedir? İşte tehlikeye maruz kalabilecek yapıların sayısı. Ve bu maruz kalabilecek yapılarda en çok tehlike ya da en az tehlikeye vuracak yapılar da bize neyi görüyor? İşte hasar görme derecesine göre ne yapıyorsun? Sınıflandırıyorsun, kategori ediyorsun. İşte birinci derece riskli bina, ikinci derece, üçüncü derece. Ona da vulnerability diyoruz. Ve sonunda da böyle bir deprem meydana gelirse ya biz ne kadar zarar ederiz? Yani işte içindeki ne bileyim hastane deki ekipmanlar, hastane binası tabii en değerlisi hastane çalışanları. Onların yerini doldurmak kolay değil. Sağlık çalışanlarının biri tabii ki bir binanın değeri ile dahi mukayese edilmez. Onları ne yapmamız lazım? İşte vulnerability dediğimiz bu kavramları dikkat ettiğimiz zaman neticede aslında bu risk kavramında her yerde kullanabiliyoruz. Risk kavramı bir yasa olarak kullanıyoruz. İşte pandemide de bunu kullanabilirsiniz. Buradaki işte hazard dediğimiz, öyle değil mi? Pandemide neydi? Covid'di. İşte kaç kişiye bulaşabilir ve kaç kişiye bulaştı? İşte toplam bunların maliyeti bize pandemi riskini hesaplamamıza neden olabilir. Dün itibariyle 5600'e düşmüş. 5600 ne demek arkadaşlar? Vulnerability değil mi? 5600. Bulaşabilecek insan sayısı kaç? 81 milyon. Ama bulaştığı insan sayısı dün itibariyle 5600 değil mi? O zaman nedir? Riskimiz düşüyor.
Yani bu risk yasasını her yerde uygulayabilirsiniz. Evet, önümüz açık inşallah. Maskeleri attık. Evet, tabii ki zemin önemli. Yani zemini de ölçtürmeniz lazım. Ama 30 metreye kadar ölçüm yapılma şartı 2019 yılından sonra zorunlu olduğu için, o nedenle de yani Gökçe diyebilir ki o yatırımcıya, ya 2019'dan sonra bu tür ölçümler mecbur hale geldi. Biz bu işte seçmiş olduğumuz hastanelerin oturmuş olduğu zeminlerin VS30 büyüklüklerine bakalım. VS high olan yeri seçelim diyebilir. VS high bizi ne yapabilir? Depremde ayakta kalmamızı sağlar. VS low, yani düşük VS, direnci düşük zemin bizim de hayattan kopmamıza neden olur diye bu tür bir danışmanlık yapabilirsin. Evet, sağlık turizmi önemli tabii yani. Sağlık turizmi, sağlık yatırımı. Evet, bir sonraki soruya gelelim. Evet, bu depremlerin neden olduğu hasar değişiminin jeofiziki zemininin değişimiyle ilişkisi nasıldır? Evet, tabii ki Northridge depreminden bahsetmişsin. Sonra soruyu genelleştirmişsin. Öyle mi? Soruda bir genelleştirme var sanki, depremin olduğu Northridge'de aynı alanda. Ben başını okumamışım, evet. Evet, San Fernando sanki onlara özeldi. Bakalım ne, ben ne anlamışım, hatırlayamadım ne yazdığımı. Ha evet. Bunlar önemli çalışmalar. Bunlar benim öğrencilerim. İstanbul Üniversitesi'nden öğrencilerim. Onlara sağ simülasyon dersi vermiştim. Bir önceki soruya gelirsek bir daha bakalım. Jeofiziki zemin değişimi ilişkisi nedir? Evet, ilişkisine bakalım. Bakın yani bu biz zeminin sağlık durumunu ne yapabiliyoruz? Haritalayabiliyoruz yani zeminin sağlık durumunu haritalayabiliyoruz. Daha sonra yorumlaması da görüldüğü üzere 5 şekilde kategorize ederek deprem yönetmenine göre yorumluyoruz. Yani işte A, kaya zemin, yani süper kaya. B de görüldüğü üzere, yani B zeminde, bu da çok iyi bir zemin. C orta, demek ki biz B ve A'yı bulduğumuz zaman kaya zemin diyoruz. Demek ki biz bu zemin üzerinde deprem hiç hissetmiyoruz. Yani deprem bu zemin üzerindeki binaya işlemiyor. Yani sanki deprem dalgasını geçirmiyor. Böyle geçirimsiz bir yapı özelliği var. Demek ki bu tür yapıları bulmamız için ne yapmamız lazım? Jeofizik mühendisleri ne iş vermemiz lazım. Şu anda jeofizik mühendislerine iş verilmediği için deprem ülkesi olan bu Türkiye'de bizim jeofizik mühendisi bölümünde öğrencimiz yok. Birkaç yıldır da öğrenci alamıyoruz. Bu nedenle de deprem ne zaman olur? İnşallah geç olur. Allah gecinden versin. Dua ediyoruz. Yani milletçe dua ediyoruz. Aslında yani sizler tabii ki bizim yani kan tahlilimizi yaptırmazsanız, bilmem ne yaptırmazsanız, sizin vereceğiniz reçete zaten şey olacak değil mi? Geçersiz bir reçete olacak. Yani bana bir faydası olmayacak. O zaman Allah kurtarsın diyeceksin. Ya Allah sağlık versin diyeceksin. Ama görüldüğü üzere doğru tespit etmek için, yani sağlamlık ve zayıflık alanlarını doğru tespit ettiğimiz zaman, sağlam olan yerle zayıf olan yere ne yapabiliriz? Bizlerin bakışı daha farklı olabilir. O nedenle de şu anda deprem ülkesi olan Türkiye'de jeofizik mühendisleri maalesef hak ettiği değeri diyor ya tıpçılar, biz hak ettiğimiz değeri, hak ettiğimiz paraları alamıyoruz. Onlar da bırakın asgari ücrete iş bulamıyorlar. Yani onlar da hak ettiği paraları alamadıkları için bizim bölümleri yazmıyorlar. O nedenle de biz bir deprem olduğu zaman bir Japonya gibi olamıyoruz. Çünkü Japonya'da jeofizik mühendisleri iyi para kazanıyor. Ben Japonya'da iyi para aldım yani bir senede. İyi para verdiler bana. Kanada'da iyi para aldım. Arabistan'da iyi para aldım. Orada jeofizik mühendisleri bölümleri tercih ediyor. Ama Türkiye'de jeofizik mühendisliğine ya da jeofizik mühendislerine hak ettiği para verilmediği için de bizler ne yapamıyoruz? Bir Japonya gibi depremde bizi emniyette alanları ve emniyet alanları ortaya çıkartacak bu tür çalışmaları işte dünya standartlarına göre yapamıyoruz.
Bilemiyorum, öğrencilerimden kaçı bu işi yapıyor. Allah yardımcılar olsun. Evet, görüyorsunuz biz ne yapıyoruz? Yerin altına bunlar tabii ki siz nasıl EKG'de şeyler takıyorsunuz, işte kalp ya da beyin sensörler, biz de yere sensörleri yerleştiriyoruz. Ve buradan ne yapıyoruz? İşte bir güç veriyoruz ve o gücü neticesinde ortaya çıkan dalganın genlik dağılımının, işte siz elektro diyorsunuz, genlik dağılımının yayılımını bizler ölçüyoruz. Yani buradaki dalga buraya ne kadar sürede vardı? Tabii ki hızlı vardıysa bu aradaki zemin sağlam diyoruz. Yavaş vardıysa bu aradaki zemin gerçekten zayıf diyoruz. Öyle değil mi? Hız. Bizdeki temel bilgi hız. Yani jeofizik mühendisliğinde temel bilgi sismik hıza dayanıyor. Demek ki şuradan vurdu, buraya çok hızlı geldiyse süper zemin, yani A nitelikli zemin. Çok yavaş geldiyse çok kötü zemin, işte kötü nitelikli zemin olduğunu ne yapabilir? Hızdan anlayabiliyoruz. Ve sonuçta da bu tür bir haritayı çıkartabiliyoruz. Öğrencilerim burada betonda bile çalışıyorlar. Bakın biz burada ne yapıyoruz? Bilgisayarda yerin titreşimlerini ölçüyoruz ve titreşimler, tabii deprem olmasını beklerseniz tabii ki o depremin titreşimi sizi öldürür, ama deprem olmadan önce bu titreşimleri, yani yapay depremleri alanda üreterek bu tür bir sağlık taramasını, yerin sağlık haritasını çıkartırsanız bu sizin hayatınızı kurtarır. Yani depremde ayakta kalırsınız. Görüyorsunuz öğrencilerimiz ne yapıyor? Bu sensörlere gelen sinyalleri burada kayıt ediyorlar. Ve bunlar da daha sonra da bunları analiz ediyorlar. Görüldüğü üzere tabii ki bir yandan enerji veriyorlar, bir yandan sinyali kaydediyorlar. Ve bu şekilde de her bir noktaya en az Amerikan standartlarına göre 5 defa vurmaları gerekiyor ki buradaki sinyal gürültü oranı oldukça ideal olsun, sinyal okunabilir olsun ve yapılan çalışma da düzgün olsun. Evet, bu öğrencilerimiz, İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilerim inşallah bu işi yapıyorlardır, umutlarını kesmemişlerdir. Bu şekilde çalıştılar, emek verdiler. Görüldüğü üzere demek ki evet, bunlar inşaatta da çap yapan öğrencilerimiz, bölüm birincileriydi ikisi de. Evet, bu şekilde çalışacak imkan verirseniz insanlar size gerçekten yaşanabilecek mekanların, depremde yıkılmayacak yersel alanların seçiminde doğru bilgi verirler. Ama vermezseniz, ya yere ne yapacaksın kardeşim, dik binayı dersen, yapılan oydu zaten, diktik her yere binaları. O binalarda depremde bakın yıkıldı, bakın asfaltta bile çalışıyor bunlar gerçekten. Şu öğrencim İngiltere'de master yaptı, şu anda orada çalışıyor. Görüyorsunuz yerin altındaki sağlık, yani yer sağlığı araştırmasını aynı bu şekilde ne yapabiliyoruz? Çıkartabiliyoruz ve bu da önemli bir katkı sağlıyor. Tabii yer sağlığını sizler ölçmezseniz, ya kardeşim işte deprem olunca görürüz, işte yani yıkılan binaların olduğu yerler, işte bakın burası Avcılar, işte bakarsın aa niye yıkılmış, ya buradaki yer sağlıksızmış, o nedenle deprem dalgası enerjisini büyütmüş ve yıkmış. Aa, buradaki yer sağlanmış, deprem dalgası enerjisini büyütmemiş, yıkmamış. Bu tabii ki size hasarın nedeni anlama için bir fayda sağlar. Yani öğrenlerin niye öldüğünü anlamanız için bir açıklama yapar. Ama amacımız öldükten sonra insanların arkasından niye öldüler şeklinde bir araştırma yapmak değil, ölmelerini önleyici, risk azaltıcı bir çalışma yapmak. Onun için az önce dediğim gibi jeofizik çalışmaları yapmamız gerekiyor. Görüldüğü üzere bakın buralar İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakası. Bunlar da ivme ölçerler. Bakın farklı şekilde davranıyor. Bakın burada Avcılar, işte Avcılar depremi diye geçmişti. Bakın genliği nasıl büyütüyor.
diğer yerlere göre yani çok büyütüyor. Depremin gücünü çok büyütüyor. Yerin ivmesi burada maksimum seviyeye geldiği için tabii ki depremin kuvveti yüksek olduğundan oradaki binalar yıkılıyor. Örnek vermişim, benim yanımdaki bina yıkılmış, 33 kişi öldü demiştim avcılarda. Demek ki insanların ölmesi, binaların yıkılmasının sebebi belli, hastalığın sebebi belli. Ama bizlerin ne yapması lazım? Bu insanlar ölmeden önce bu tür taramaları yapmamız lazım. Gerçekten işte beklenen, yani İzmit depreminde avcılar yıkıldı. Yani bir de yani 150 kilometre uzakta olan İzmit depremi avcıları yıktı. 15 kilometre, 20 kilometre yakında olacak bir deprem ne yapar yani? Ne yapar? Yani düşünmek bile insan istemiyor, değil mi? 150 kilometre uzaktaki depremin avcılarda meydana getirdiği yer, ki bizim fakülte, mühendis fakültesi avcılarda yıkıldı. Eğitim, öğretim ara verildi. Bir sürü bina yıkıldı. 500'e yakın herhalde bina yıkıldı. İnsan öldü. Bu şekilde ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Tabii yer seçiminde VS30 bir dünya standardı. Avrupa'da 1970'ten sonra bunu zorunlu hale getirmişler. Biz 2019'dan sonra zorunlu hale getirdik. Yani zaman kaybını görebiliyor musunuz? Yani ne kadar geç biz yerin sağlığına önem veriyoruz. Yani yerin sağlığı bizim için çok önemlidir kararını. 1 Ocak 2019'dan sonra ne yapmışız? Biz zorunlu hale getirmişiz. Yani yerin sağlığı bizim için çok önemlidir. Standardını 2019'a mecbur hale getirmişiz. Bakın burada 7/24 yer sağlığı ölçülüyor. Nasıl insan sağlığı? İşte bugün insan iyi olabilir, yarın kötü olabilir. Yerin sağlığı 7/24 Japonya'da izleniyor. VS30 ölçümü yapılıyor. Bakın Japonya'nın her bir noktasında ne var? Yer sağlığı ölçerleri var. Deprem enerjisini yakalıyor ve orada da yerin sağlık durumunu ne yapıyor? Ölçüyor. Baktığımız zaman genel olarak, mesela şu noktaya baktığımız zaman topografyayla yer sağlığı arasındaki ilişki nedir diye baktığımızda, bakın şuradaki kırmızı nokta neyi gösteriyor? Direncin yüksek olduğu yeri gösteriyor, değil mi? 760 metre bölü saniyede zemin kaya niteliği kazanıyor. Kaya ve çok üstü yer olarak şu alanın topografik verisine baktığınız zaman, bakın topografik olarak yüksek olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani topografik olarak düşük, çukur yerlerin topografik olarak yüksek yerlere göre daha sağlıksız olduğunu görebiliyoruz. Yani topografya bize önemli bir veri veriyor. Geçen hafta da topografik eğimlerden bu tür veriden hesaplandığını görmüştük. Dün itibariyle Karadeniz'e bir deprem oldu. Bu depremin derinliği 10 kilometre, büyüklüğü 4,5 büyüklüğünde, fazla büyük bir deprem değil. Bizler işte Marmara'da büyük depremi beklerken Karadeniz'de bir deprem oldu. Allah'tan İstanbul'daki insanlar raporlamayı öğrenmişler, görüldüğü üzere, ve raporlamışlar. Bunlar depremi hissettik diyenler. Genellikle depremi hisseden insanlar işte 3 ile 6 arasındaki şiddeti hissediyorlar. Çünkü 8 ve üstünde insanlar hissedemiyorlar. Yani ölüyorlar, sakatlanıyorlar. İşte bu çok önemli. Deprem enerjisinden faydalanmak açısından önemli. Bu depremin bize gösterdiği veriler diyor ki, bakın İstanbul ciddi bir tehlike altında. Burada beklemiş olduğumuz, bakın fay burada gözüküyor. Burada beklediğimiz deprem 6,5 ve daha büyük bir deprem bekliyoruz. Yani bunun anlamı Karadeniz'de olan depremden enerji olarak 1.000 kat daha fazla. Yani 1.000 tane 4,5 depreminin enerjisi burada açığa çıkınca ne olacak? Çok yakın alanda ki 1.000 kat neredeyse büyük bir depremin sonuçları geldiğinde bu insanlar tabii rapor edemeyecekler yani. Şu anda hayattalar çünkü enerji olarak 1.000 kat daha düşük enerji bir depremi hissedebildiler. O deprem öldürmedi ama o deprem uyardı. Bakın görüyorsunuz İstanbul'un iki tarafında da insanlar ciddi ne yapmış? Depremden enerji almışlar. Bakın bu batı yakası, bunlar Küçükçekmece. İstanbullu var değil mi aranızda? Kimdi İstanbullu? Ne tarafta oturuyorsunuz? Evet, söyleyin bakalım. Bakalım sizin taraflara.
Maltepe'de. Evet, sen sağlam yerdesin, evet. Ben Fatih'te hocam. Aa, Fatih'te. Altyazı. Fatih, evet, şuralarda. Evet, pek iyi değil oralar. Evet, var mı başka? Senin herhalde İstanbul'da değil mi? Evet. Evet, görüyorsunuz bu deprem aslında çok önemli yani. Bu verilerden kimsenin haberi yok ama vatandaş diyor ki ya duy sesimi diyor. Yani bu verilerle duy sesimi diyor. Sesini duyurmak için Avrupa Deprem Merkezi'nin bu sistemine telefonundan giriyor. Telefonunuzda var değil mi EMSC? İndirdiniz mi EMSC? İndirin arkadaşlar EMSC. Bakın EMSC benim telefonumda var. Bakın açıyorum. Buradan her depremi raporlayabiliyorsun. Gözüküyor mu buradan? İndirin. Bütün depremler. Bakın dün olan deprem, meydana gelen deprem gözüküyor mu? Evet, gözükmüyor sanki. Evet. İndirdiğiniz zaman depremi hissettiyseniz raporlayabiliyorsunuz. Evet, baktığımız zaman bu da Avrupa, İstanbul'un Asya tarafı. Tabii Maltepe neresidir? Evet, buralarda. Baktığımız zaman buralarda da ciddi, yani zemin Avrupa İstanbul'a göre daha iyi ama binalar eski olabilir. Burada da insanlar duyur sesimi demiş. Yani sesini duyurmaya çalışıyor. Yani ulusal bir şeyimiz yok gerçekten. Deprem enerjisini alan insanlardan veri toplama sistemimiz yok. Ama tabii ki ben sosyal medyada paylaşmaya çalışıyorum. İşte oda başkanlığından beri bu tür sistemlere, bu tür verilere önem verilmesi gerektiğini söylüyorum. İstanbul'da da önemli bir sayıda insan bu sisteme girmiş ve sesini duyurmaya çalışmış. Evet, bilemiyorum cevap oldu mu? Bayağı bir karışık oldu mu? Evet, sonraki son soruya geçelim. Deprem riskini azaltmak için yerin fiziksel direncinde iyileştirme sağlanabilir mi? Evet, yerin fiziksel direnci iyileştirme. Evet, zemin iyileştirme denen bir olay var. Yani zemini iyileştiriyorlar. Tabii ki bu iyileştirme yapılırken gerçek bir iyileştirme mi yapılıyor? Bu iyileştirme gerçekten tam bir iyileştirme mi? Bununla ilgili olarak jeofizik mühendisleri de ölçüm alıyor. Yani o iyileşmiş zeminde jeofizik ölçüm yapılıyor ve sismik hızın yayılımı 760 metre bölü saniyenin üstünde ise gerçekten bu zemin, bu hastalıklı, bu zayıf, bu sağlıksız zemin sağlıklı duruma geldi, rapor veriyor. Ama bu tür bir raporlama yoksa, yani bu tür bir raporlamayı görmediyseniz, bu zemin iyileştirildi mi, iyileştirilmedi mi, bunun bir sağlaması yapılmamış olur. O nedenle de jeofizik testten geçirilmesi gerekir. Bunu özellikle söylemiş olayım. Diğer bir nokta da tabii iyi zemin her yerde var. Bakın işte Dubai'de, ne bileyim Katar'da yüksek binalar yapılıyor. İşte ben Arabistan'dan gelirken Türkiye'ye orada çalışmıştım. Bahreyn'den geçerdik. İnsanlar ne yapıyor? Bakın şu kil dediğimiz zemine yapsa, şu binanın ayakları şu kil dediğimiz zeminde kalsa bu depremde ne olur? Yıkılır. Ama ne yapıyor? Bakın bedrock'a kadar ne yapıyor? Bu binanın ayakları bedrock'a kadar, yani sağlam kayaya kadar indiriliyor. Yani yapılacak olan olay sağlam kayaya kadar binanın ayaklarını sağlam kayaya değdirmek. Sağlam kayaya kadar indirmek. Mesela Dubai'de 500 metre, 1000 metre. Mesela Çanakkale Köprüsü'nün ayakları da muhakkak kayaya kadar inmiştir yani. Kaya zemine kadar inmiştir ve bu nedenle de bu kaya zemin üstünde güvenli olarak bu binalar durabilecektir. Ama sizler indirmezseniz bazıları şöyle yapıyor. İşte ben kazık çaktım diyor. Ya tamam, kazık çaktın da bu kazığı nereye çaktın? Yani kazığı kayaya mı çaktın yoksa kazığı göstermelik olarak ne bileyim bu şeyin üstünde mi kaldı? Yani kil zemin üstünde mi kaldı? Bundan emin olmanız gerekir. Emin olmanız için de temel kaya derinliği burada kaç metre demeniz lazım? Bakın temel kaya derinliği burada 100 ise o zaman ikinci soru kazıklarınızın uzunluğu 100 metreden fazla mı diye sormanız lazım. Öbür türlü ya kazık çaktık, 4000 kazık çaktık, 8000 kazık çaktık. Ya çaktın da bu kazık yani şey uzanmadıysa, yani temel kaya uzanmadıysa bu kazık kurtarmaz yani. Yani bu kazık belki insanları
kazıklanması için bir araç olarak kullanılabilir. Ama deprem bunu yutmaz. Yani depremi kandıramazsın. Ancak satışta kandırma amaçlı kullanabilirsin. O nedenle de soracağınız soru temel kaya derinliği bu binanın. Genellikle Beylikdüzü'nde ben dolaşıyorum. Diyorlar ki kazıklı temel var. Diyorum ki zaten kazıklı temel var deyince zeminin ne olduğunu anlıyoruz. Kötü olduğunu anlıyoruz, öyle değil mi? Kötü olduğunu anlıyoruz. İkinci soru, bu kazıklı temel kaç metreye kadar iniyor? Üçüncü soruda temel kaya derinliği nedir? Temel kaya derinliği 100 ise, kazıklı temel 100'ün üstündeyse zaten bir faydası yok. Faydası yok yani, öyle değil mi? Yani ama satışta ya işte şu kazıklı temel yaptın ama yaptığında bu kazıklı temel nereye iniyor? Kayaya kadar iniyor mu? Kayaya değiyor mu? Kayayı delip geçiyor mu? Bunlar önemli şeyler. Yani bunun nedenle de sizlerin bu noktada bilgilenmesi bizler için çok değerli. Evet, son şeye geldik. Evet, bakın her yere bina yapılır ama görüldüğü üzere binanızı ayaklarını ya da papuçlarını şu kazıklı şey kayaya kadar indirmeniz lazım. Yani binanızın ayakları şurada kalırsa yumuşak zeminde yıkılır, devrilir. Yani bina sağlam olur ama devrilir. Ama bina devrilmesin diyorsan o zaman bu kayaya kadar indirmen gerekir. O zaman bu bina alacağı sinyal bulacak. Ama binanın ayakları şu kötü zeminde, sağlam olmayan, sağlıksız zeminde kalırsa binanın alacağı maksimum ve bu olacağı için yıkılacak ya da devrilecektir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi bitirdik. İstiyorsanız şeyi göstereyim ben, ödev şeyini nasıl yapacaksınız? Göstereyim mi yoksa anladınız mı? Evet, ne diyorsunuz? Göstereceğim, örnek olur bir. Örnek istiyorsunuz, peki. Şimdi nasıl göstereceğine bakayım, ona bakayım. Evet. Bakalım gösterebilecek miyim? Geldi mi arkadaşlar? Ekran geldi mi? Evet hocam, geldi. Bak sizin için çok güzel bir şey hazırladım. Web sitesi hazırladım. Yani ilk defa hazırladım. Bilmiyorum mu? Başka hocalar var mı sizin için böyle siteler hazırlayan, dersleri hazırlayan? Bakın bu ders nedir? 6. ders. Öyle değil mi? Şimdi ne yapıyorsun? 6. dersin videosu burada. Mesela anlamadınız değil mi dersi? Bir dinleyin diyorsun. Bak dokunuyorsun. Tak diye çalışmaya başlıyor değil mi? Denediniz mi onu? Çıkıyor mu telefonunuzda? Denedim ben. Çıkıyor, oluyor. Ya işte görüyorsunuz. Bakın yani son teknolojiyi kullanıyoruz böyle. Blogger oldum bu arada. Mesela diyorsun ki ya işte bu ters yüz eğitimli. Ben ana dersi dinlemek istiyorum. Ana dersi dinliyorsun. Hepsi burada arkadaşlar. Daha sonra sorular burada. Bu dersler. Bakın her dersi anlatmışım. Ne demişim? Herkese. Ya işte kameranı aç 5 puan al demişim. İşte soru yaz 10 puan al demişim. Yazamıyorsan derste sorunu sor 5 puan al demişim. Her şeyi demişim yani. Her şeyi demişim. Karşılık olarak da tıp eğitimi zor bir eğitim. Sanki bu verdiğimiz eğitim tıp eğitimi olmuyor. Tıpçılar eğitim olmuyor. Bir şey. Evet. Şimdi soru bu. Mesela bu soruyu aldın. Nasıl alabilirsin bu soruyu? Bak, dokunuyorsun bunu. Ekran büyüyor değil mi? Bunu kopyalarsın. Word'e atarsın. Sorunu bu şekilde oluşturabilirsin yani. Anlatabiliyor muyum? Bak kapadı. Ya da sorunu şöyle de alabilirsin. Bunu alırsın. Soru bir beraber. Mesela ben bu soruyu cevaplamak istiyorum. Alabilirsin. Ya da aldığın sorudan ekran paylaşımı yapabilirsin yani. Anlatabiliyor muyum? Bu soruyu seçtim diye. Soruların cevabı ile ilgili materyaller, benim sağladığım materyaller bunlar. Tabii ki bu materyallerin bakarak ne yapacaksın? 3 kelimelik cevap yazacaksın. Yani zaten şeyi de vermiş. Bak videosunu vermişim. Videolar var. Ana dersin videosu var. Ters yüz dersin videosu var. Soru var. Sorunun cevabında kullanmış olduğum materyaller var. Ne yapman lazım? Yapman gereken. Arkadaşlar ben bu soruyu aldım. Ya da alacaksın bunları. Bunu seçtiysen
Ne diyeceksin? Link olarak bakın, şu linki verebilirsin. İşte 6. ders soru 1 diyebilirsin. Tamam mı? Link olarak da WhatsApp grubunda paylaşabilirsin yani. Ne yapacaktık? Her dersin 2 soru. 6. ders. 6. dersten seçtiğim soruların resim görüntüleri diyebilirsin. Bakın resim görüntülerini. Çıkıyor mu resim görüntüleri? Çıkıyor mu bilmiyorum da yani. Herhalde Hocam çıkıyor. sadece soru numarası desek de olur değil mi? Ne Hani oldu? Nasıl zaten yardım istiyorsunuz? olsun Tabii soru numarası. tabii. Soru setinizi oluşturun arkadaşlar. Paylaşın orada WhatsApp'ta. Ya da Word dosyası oluşturun. Benim soru setim budur arkadaşlar diye. Soru setinizi paylaşın. Mesela bakın videolar da ekledim yani. Bu videoları tekrar dinleyin diye. Bayağı bir emek verdim. Bu. Bir 10 gündür bununla uğraşıyorum. Ondan sonra. Mesela yine burada soru kimin adı olduğu belli değil. Ya mesela hoşuna gitti. Önce gelen alır yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi önce gelen hani Fatma diyemez ki ya bu benim sorumdu. Ya öyle bir şey demiyoruz. Önce gelen yol alır demişler. Öyle değil mi? Yani çünkü şimdi ne sorduğunu nereden hatırlayacak? Hatırlamayabilir. Şimdi buraya geldik. Burası 5. hafta. Bakın 5. haftada için ne yapmışım? Yine aynı şekilde. Bakıyorum buradan. Hemen Allah, bakıyorum hangisi hoşuma gidiyor. Bayağı da bir açıklaması çok olan sorular varmış gerçekten. Evet, bunu alıyorum mesela. Yani soru yazısını da alabilirsin kopyalayıp. Şekli de alabilirsin. Yani bakın şurada görüntü kopyalı var ya, alabilirsin. Yani her dersten 2 görüntü kopyalarsın. 5 dersten 10 görüntü değil mi? 10 sorunu hazırlarsın yani. O görüntü şeyinde paylaşabilirsin. O şekilde de şey yapabilirsin. Ya da seçtiğin soruları paylaşır. Yani nasıl istiyorsan paylaşabilirsin. Yani bu şekilde de ne olacak? Çünkü geçen sene bunu demedim ben. Baktım aynı soruyu, aynı cevap. Dedim hanginize puan vereceğim? Yani bir sorunun cevabı kelime kelime aynı olmaz. Öbürü dedi ki hocam ben o sorunun cevabını arkadaşıma verdim. Bilmiyordum aynısını yazacağını. Ya dedim bu böyle olmaz yani kopyala yapıştır. Yani bu şekilde olmaz. O nedenle de bu sene ne yapıyorum bunu önlemek için? Zaten her şeyi vermişim arkadaşlar. Yani soru burada, sorunun cevabı olacak, video burada, her şey burada. Buradan seçeceksin. Diğerleri de burada. Hepsini bakın tek tek. Bunlar gerçekten yani blogger herhalde ders amaçlı benden başka kullanan var mı bilmiyorum. Var mı hocanız blogger kullanan böyle bütün her şeyi açan? Var mı Zehra? Yok sanırım hocam. Olsa ne güzel olur değil mi böyle ne güzel baka baka şey Evet, yapardık. bayağı kolaylaştırmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Evet. Evet arkadaşlar daha fazla açıklama yapma. O zaman önce giden yol alır arkadaşlar. Hemen şu yapın. Sorularınızı seçin. Yani sorular şeye bağlı. Artık önce alana bağlı. Yani kafanı yorma. Ben bu soru hoşuma gitti. Bunu aldım diyebilirsin. Evet.